Birbirinden değerli konuklarımızla olan birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz daha var. Beytüşşabap Kaymakamı İsmail Pendik'le birlikteyiz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk aslanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na Beytüşşabap'taki çalışmalarımızı duyurduğu için teşekkür ediyorum. Buradan herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Evet, biz Şırnak'tan, Beytüşşabap'tan canlı yayınlarımızı da gerçekleştirdik geçen sene. Geldiler arkadaşlarım, bizzat yerinde gördüler. Ben o şansa nail olamadım, inşallah önümüzdeki günlerde. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzu göremiyorsunuz ama şu anda stüdyomuzda çok güzel desenlerde güzel bir kilim var. Ve tabii ballınızla birlikte de geldiniz. Evet. Biz Beytüşşabap'ın tanıtımının daha etkili yapılabilmesiyle ilgili bir tanıtım filmi hazırlandı. Bu tanıtım filmini konuşacağız Sayın Pendik'le. Çok güzel Şırnak'ın Beytüşşabap'ını birazcık da olsa, bir nebze de olsa stüdyomuza taşıdınız. Şimdi dinleyicilerimize nasıl taşıyacağız Sayın Pendik? Evet, öncelikle Beytüşşabap deyince maalesef ki algılarımızda güzel şeylerin olmadığı, özellikle terör belasından dolayı Evet. Müzdarip olunan bir yer akla geliyor. Bizim göreve başladığımız andan itibaren ilk önceliğimiz bu algıyı kırmak oldu, evet. Değiştirmek oldu. Zaten son 2 yılda yürütülen başarılı askeri operasyonlarla Kota Dağı'nda ve diğer bölgelerimizde, ki buradan bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Şehit olan güvenlik güçlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların bu fedakar çalışmaları neticesinde artık Beytüşşabap güvenin ve huzurun hakim olduğu Evet. Bir ilçe haline geldi. Bize düşense kayyum atandıktan sonraki süreçte de daha da hızlanan bir çalışmayla bu algıyı değiştirmek Evet. Ve insanlarımıza Beytüşşabap'ın güzellikleriyle, doğasıyla, kültürüyle, tarımsal ürünleriyle, manevi bir yöresel şahsiyet olan, aynen öyle, jirki kilimimiz, Evet. Balımız bunlarla tanınan, bilinen bir yer haline gelmesini hedefledik. Bu tanıtım filmimizin de birinci amacı bu algıyı kırmak. Evet. İkinci amacı ise şudur. Beytüşşabaplı kardeşlerimiz, terörden en muzdarip olan insanlar yine bölge insanımızdır ve Beytüşşabaplı kardeşlerimizdir. Bu kardeşlerimize özgüven aşılamak, bu kardeşlerimizin ülkemizle olan gönül bağlarını kuvvetlendirerek geleceğe daha da umutla bakmalarını sağlamak. Evet. Bu amaçla da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bizler de zaman zaman programlarımızda Şırnak olsun, Beytüşşabap olsun ve diğer ilçelerinin değişen yüzünü dinleyicilerimizle mümkün olduğunca buluşturuyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Çünkü son dönemlerde daha farklı konularla da gündeme geldi. Bu da bizleri çok sevindiriyor tabii ki. Efendim, bu tanıtım filminde neler var? Özellikle nelere ağırlık verdiniz ve bu tanıtım filmi nerelerde gösterime girecek? Kimler görebilecek bu tanıtım filmini? Evet. Tanıtım filminin hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerime öncelikle teşekkür ederim. Yani Serdar Gökçe kardeşimizle beraber hazırladık. Evet. Aslında bu tanıtım filmi bir fragmandır. 5 dakikada Beytüşşabap anlatılamaz. Bir fragmandır. Detayını görmek isteyenler, bilmek isteyenleri Beytüşşabap'a bekliyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. Onu bir söyleyelim. Onun tabii altını ki çizelim. Beytüşşabap tarihiyle, doğasıyla ve mevcut olduğu, sahip olduğu potansiyeliyle hakikaten ülkemizin önemli zenginliği olan bir ilçemiz. Bu tanıtım filmimizde öncelikle tarihinden kısaca bahsettik. Doğal güzelliklerinden bahsettik. Evet. Yapılan aktivitelerden bahsettik. Kültürel değerlerinden bahsettik. Jirki kilimi, balımız, bunlardan bahsettik. Ve tabii Kürt kardeşlerimiz, Müslüman Kürt kardeşlerimiz için önemli bir şahsiyet olan Kürtçe mevlit yazarı Molla Hüseyin Bati Hazretleri bizim Beytüşşabaplı. Ve Beytüşşabap'ta da kabri Beytüşşabap'ta bulunmakta. Bu güzel insandan bahsettik. Ve inşallah Beytüşşabap bu güzellikleriyle hatırlanan, bilinen bir yer haline gelecek. Paylaştığım arkadaşlarımızın hepsi şunu söylüyor. Ya Beytüşşabap böyle bir yer miymiş? Gerçekten Evet. Çok güzel. Ve ekseriyetle hepsi bu filmi izledikten sonra biz Beytüşşabap'a gelmek istiyoruz dediler. Tanıtım filmi şu an kaymakamlığımızın sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımıza dikkatine sunuldu. Evet. Tabii ilerleyen aşamalarda ilk olarak TRT GAP Diyarbakır Radyosu bunu aktarılması açısından bize yardımcı oldu. Teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde diğer
sosyal medya olsun, basın yayın organları olsun paylaşılması için girişimlerde bulunacağız. Evet. Efendim bu turizm açısından da bir ilk adım. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde yurt dışında da bu tanıtım filminin oradaki burayı gelmek, görmek isteyenlere de ulaştırılabilmesiyle ilgili bir proje, bir çalışma olacak mı Sayın Pendik? Evet, bu konuda da girişimlerimiz olacak. Buradan bize destek olacak DİKA gibi ve diğer kurumlarımızla iletişime geçerek bunu da yapacağız. İnşallah Beytüşebap bu projelerle aslında biz o filmde olmayan bir şeyi sunmadık. Olanları evet. anlattık ve hı hı. hatta kısa çok da kısaydı. 5 dakikaya sığdırdık. Sığdırmaya diyor. Çalıştık evet. fragman mahiyetinde. Hı hı. Yani Beytüşebap hem kaplıca turizmi açısından biliyorsunuz vatandaşlarımızın ekseriyeti bilir bölge insanımız. Zümrüt kaplıcaların olduğu bir yer. Orayı modernize edeceğiz bu yıl içerisinde. Ondan sonra yaylaları Faraşin Yaylası ve diğer yaylalarımız hakikaten çok güzel. Bal üretimi açısından da, hayvancılık açısından da inşallah ileride turizm açısından da bir değer olacak. Hakikaten Beytüşebap bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin Karadeniz'i diyebiliriz. Evet değil mi? Henüz keşfedilmemiş. 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 Ve bilinmeyen bir yer olarak inşallah bizler vatandaşlarımızın da desteğiyle büyük bir teveccühü var. Özellikle bu filmden en mutlu olan Beytüşebaplılar. Değil mi? Beytüşebaplılardan aldığım, Beytüşebaplı kardeşlerimden aldığım dönütlere baktığımızda hakikaten çoğu çok duygulanıyorlar. Niye duygulanıyorlar? Maalesef şimdiye kadar hep yanlış bilinmiş, yanlış algılanmış bir yer. Bizler güzelliklerimizle, bizler bu potansiyelimizle bilinmek istiyoruz diyor Beytüşebaplı kardeşlerim. Ve inşallah bu filmde bu süreçte atılmış ilk adımdır. Ben en çok Beytüşebaplı kardeşlerimin mutlu olmasına seviniyorum. Öncelikle evet. onlara bir özgüven aşılamamız lazım. Ve gördüğüm kadarıyla da Beytüşebaplılar bu filme sahip çıkıyorlar. Her yerde de paylaşıyorlar. Evet. Her yeni şey bir adımla başlar sanıyorum. Adımlar atılmaya başladı ve atılmaya da devam edecek önümüzdeki zamanlarda da. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi algı artık değişiyor. Bitki florasıyla, yöresel ürünleriyle değil mi? El sanatlarıyla ve inanılmaz güzel doğasıyla hem tarihi hem inanç turizmi açısından hem de kaplıca turizmi açısından, sağlık turizmi açısından da birçok kesime, bir farklı kesimlere hitap eden bir Şırnak var, bir Beytüşebap var artık karşımızda. Önümüzdeki gün nerede bu tablonun değişeceğini bizler inanıyoruz. Değişmeye de başladı. Bölgemizdeki diğer illerde de biz zaman zaman duyuruyoruz bu konuyla ilgili değişimleri. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Pendik. Emeği geçen ederim. Herkese bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizin dinleyicilerimize buradan son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Son olarak sizle programa katıldığımda yaklaşık bir ay önceydi ya da 1,5 ay önceydi. Buradan evet. Beni dinleyen babama selam göndermiştim. Bugün yani bir ay önce babamı kaybettim. Öncelikle Allah rahmet eylesin. Allah'tan rahmet diliyorum. Ama beni tabii bu üzdü ama mutlu eden de bir şey oldu. Taziyemize Beytüşebap ilçemizde de yaptık ve Beytüşebaplı kardeşlerimiz taziyemizi, yasımızı sahiplendiler. Akın akın geldiler. Ve bize bir kardeş gibi, bir Beytüşebaplı gibi sahip çıktılar. Bunun için de Beytüşebaplı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlara da söylemiştim. Bugüne kadar kaymakamlarıydım ama taziye sürecinden sonra artık Beytüşebaplıların kardeşiyim. Ne kadar güzel efendim. Bizler gönüllerimiz bir oldukça var olacağız. Var olmaya da devam edeceğiz diyelim. Allah gönlünüze genişlik versin, sabır teşekkür versin ediyorum. Sizlere. Babanızın da mekanı cennet olsun diyelim efendim. Evet sevgili dinleyenler, çok değerli bir konuğumuz vardı. Hala bizimle birlikte Beytüşebap Kaymakamı İsmail Pendik'le birlikteydik. Beytüşebap'ın tanıtımının daha etkili yapılabilmesi için tanıtım filmi hazırlandı. Detayları bizlere aktardı Sayın Pendik.